Merhabalar, bendeniz Tabiatın Kızı Tuğba Özay. Ay 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 Tuğba Özay diyerek programımızı açıyoruz. Senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? Çok ciddiye aldığım bir soru değil ama. Şu an 44 yaşındayım ama 44'lük değil, 44'lük diyeceksiniz. Hele bir de vücut proporsiyonun iyiyse yani gerçekten tadından yenmez. Benim bir kitabım vardır, benim canımdır canım falan diye. İlkokul birinci sınıfı okumadım mesela, direkt ikinci sınıftan. Üstün zekalıydım. Çok fena soruya geldik. Aa, neyse canım. Geliyor gelmekte olan belki de. Merhabalar, bendeniz Tabiatın Kızı Tuğba Özay. Ay 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 Tuğba Özay diyerek programımızı açıyoruz. Harika bir program olacağına inanıyorum. İnci Sözlük'te bu hafta bakalım beni nasıl sıkıştırıyorsunuz. Heyecanla bekliyorum efendim sorularınızı. Harika bir ekibimiz var. Bir tarafımda Baran, Doğukan, bir tarafımda Aykut ve karşımda Emirhan. Ha, Emirhan burada. Güzel bir program olacak. Title'ımı söylememi rica ettiler ama Tuğba Özay'ın title'a ihtiyacı var mı sizce? Yani title yandan kaykıl diyoruz ve programı açıyoruz efendim. Programımızın konsepti olan Şer ve İnci bölümüyle başlayacağız. Şer bölümü sizin hakkınızda yazılmış en kötü yorum ya da soru. İnci bölümü de sizin hakkınızda yazılmış en iyi yorum ya da soru. Hangisinden başlayalım? Şer'den başlayalım. Önce bir moralim bozulsun, sonra moralim düzelsin. Millete memlekete ne kazandırmış ki? İnsanlık yararına bir hizmet mi yapmış? Ne soralım? Wow! Kendisine yapmış acaba? Soru sormak için illa bir şeylere mi gerek var ki zaten? Yani çok şükür yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır efendim. Örneğin şöyle söyleyeyim. Çok ciddiye aldığım bir soru değil ama hani bilmeyenler için söylemek isterim. Yıllardır birçok dernekte çalışan bir insanım. İyi bir aktivistim. Gerek doğayla ilgili çalışmalar yapan, gerek hayvanlarla ilgili çalışmalar yapan bir insanım. Aynı zamanda Doğu'da, Güneydoğu'da ve Anadolu'da köy okulları yaptırmış bir insanım. 24 yaşında başladım hatta. Eğitimci bir ailenin kızı olduğum için de eğitime önem veren bir insanım. Hemen her senede birçok köy okuluna kitap bağışı yapıyoruz. Oyuncaklar, işte çocukların mutlu olabilmesi adına, onların yüreklerine dokunabilmek adına kendimce insani olan ne varsa yapmaya gayret ediyorum. Aynı zamanda orman gönüllüsüyüm. Bununla ilgili de yakın bir zamanda eğitime başlıyorum ve bununla da ilgili yani doğanın korunmasıyla ilgili, ormanların korunmasıyla da ilgili nasıl hani afat, akut var. Bunda da gönüllü olarak sosyal sorumluluğumu da bilen bir insan olarak çalışmalar yapacağım. Daha birçok şey var, hangi birini sıralayayım bilemedim. Biraz daha araştırırlarsa en azından Tuğba Özay olarak neler yapmaya gayret ediyorum bunu öğrenirler. İnci sorumuza devam ediyorum. Şer bir tane miydi? Evet. Aa, neyse canım. Sizi severek takip ediyorum. Keşke sizdeki olan bu kalp herkeste olsa, evet. Dünya bu kadar çekilmez olmazdı. Ya sağ olsun, çok teşekkür ederim. Yani tabii kalp kalbe karşıdır diyelim. Öncelikle kalbi güzel olan insan zaten dünyaya daha ılımlı, daha olumlu bakar. Bu arkadaşımız da sağ olsun o kalple, o gözle bakmış. Tabii ki dünyayı iyi niyet, sevgi, merhamet kurtarır diye düşünüyorum. Çünkü ne varsa kötülük de var. Kötülükten sebep doğa katlediliyor. Kötülükten sebep hayvanlar katlediliyor. Kötülükten sebep insanlara şiddet var. Çocuklara taciz var, tecavüz var. Kötülükten sebep savaşlar var. Dünyayı iyilik ve sevgi kurtaracak diyorum. Türkiye güzeli ve dünya ikinci güzelisiniz. Ayrıca dünyanın en iyi vücutlu modeli ilan edildiniz. Bunları hala nasıl koruyabiliyorsunuz? İnanır mısınız? Ben ortaokul yıllarında derdim ki ben 40 yaşına da gelsem bu fizikte, bu enerjide olacağım. Hayatımda daha hiç estetik yaptırmadım. Hiçbir estetik operasyonum yok. Hatta aksine birçok zaman insanlar gelip göğüslerimi falan kontrol ederdi. Gerçekten modacılar falan, arkadaşlarım. Bir gün hiç unutmuyorum, Cemil İpekçi, Gülay Kuriş kulisi bastılar resmen defile sonrası ve geldiler göğüslerime dokunup silikon mu bunlar, doğru söyledi. Hayatımda
hayatımda hiç dediğim gibi estetik operasyon yaptırmadım. Ama söylediğim şeyin arkasında durdum ortaokul yıllarımda. 40 yaşına da gelsem böyle olacağım diyordum. Çok spor yapıyorum. Annem babam da hala çok genç görünümlü insanlar. Burada tabii genetiğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda uykuma dikkat ederim. Yani çok yoğun çalışsam da, gece hayatında da çalışıyor olsam da kendime bakıyorum. Alkol ve sigara kullanmıyorum. O yüzden Tanrı'ya şükürler olsun. Yani şanslı kullardanım. Şu an 44 yaşındayım ama 44'lük değil, 44'lük diyeceksiniz. Nasıl bu kadar zinde ve güzel kalıyorsun? Neden bu kadar güzelsin Tuğbişim? Ya çok tatlısınız. Ağlarım ben şimdi. Vallahi ben daha fena sorular bekliyordum. Uygulandım şimdi. Seksiliğinin farkında mı? Vallahi seksi olmak için herhangi bir çaba sarf etmiyorum ama herhalde o biraz aurayla da alakalı. Bence doğal olmak zaten yeteri kadar seksi ve bana göre şu anda birçok erkek doğal kadını tercih ediyor. Ben ne kirpik takıyorum, ne işte böyle takma bir şeyler, ne takma saçlar, yani çok şükür her şeyim orijinal. Lütfen bunları yaptıran hanımlar bana kızmasınlar ama biraz doğallıktan yana olmak lazım. Yani artık bir de androjen falan her şey o kadar birbirine karıştı ki, yani dün erkek olan bugün kadın görünümünde ve bakıyorsun ünlü bir sanatçıya benzeyebiliyor. Yani fotoğraflarda aa bu o mu, o bu mu falan, o kadar benziyorsunuz ki birbirinize. Dudaklar zaten hepsinde böyle, kirpikler buralar, konuşamıyorlar bile yani. Çünkü o kadar mimikleri kaybediyor ki insanlar. Bence bu kadar aşırısı gereksiz. Sizler zaten doğal güzelsiniz. Türk kadınları bana göre dünyanın en güzel kadınlarından. Ha bakımlı olmak evet ama böyle aşırı estetik operasyonlar. Hele ki daha çok genç yaşta, çok küçük yaşta kızlarımız, genç kızlarımız estetik operasyonlar yaptırıyorlar. Çok da doğru bulmuyorum açıkçası. Bana göre bir kadının seksiliği, zekası, genel kültürü, konuşabilir olması, hemen her konuda fikre sahip olabilmesi, spor yapıyor olması, doğallıktan yana olması, aynı zamanda o çocuk ruhu da koruyabilmesi ve gülüşü. Ben böyle görüyorum. Yani bir kadın eşofman da giyse seksi olabilir. İlla böyle çok açılıp saçılmaya gerek yok. Burada 4 erkek var. 4 erkek de kafasını emme basma tulumba gibi sallayıp beni onaylıyor. Bilginiz olsun inciciler. Fitness DVD'lerinin yenisi günümüze uyarlı bir şekilde gelecek. Türkiye'de ilk fitness DVD'lerini ben çıkarmıştım. Sene 2002 yılıydı yanlış anımsamıyorsam. Diyordum ki hani kadınlarımıza yönelik bir şey yapmak istiyorum. Faydalı ne yapabilirim? Fatih Aksoy'la, Medyapum'un sahibi biliyorsunuz, Fatih Aksoy'la bir toplantı yaptık. Kendisine ben teklifte bulundum. Ama Fatih Aksoy'a kırgınım. Çok değerli bir dostum ama 2007 yılında, yani fitness DVD'lerini çıkardıktan sonraki yıllarda Madonna biliyorsunuz o zamanlar dünyaya pilatesi duyurdu. Yani aslında Madonna reklamını yapmış oldu pilatesin. Ben de dedim ki yani fitness'tan sonra evet pilatesi yapayım. Ve o sene pilates çıkaracaktım. Duyurularını da yaptım. Fakat başıma talihsiz bir takım şeyler geldi biliyorsunuz. Ve ben dört duvar arasındayken başka bir arkadaşımız pilates DVD'lerini çıkardı. Halbuki o proje de benim projemdi. Ve burada aslında biraz da proje hırsızlığı var. Olsun, o da o işin ekmeğini yedi, öyle diyelim. İnsanlar bana çok soruyor, özellikle sosyal medya üzerinden. Tuğba Hanım hani yeniden böyle bir DVD çalışmanız olacak mı diye. Olabilir. Geçtiğimiz günlerde hatta acaba dedim şöyle ilkbaharda yeni bir çalışma yapsam mı diye düşünmedim değil. Olabilir. Geliyor gelmekte olan belki de. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı ve hapis cezası hakkında yorumunuzu merak ediyoruz. Çok adil bulmuyorum bu süreci. Bence buradan hatta şöyle bir öngörüm var benim. Bir kahraman çıkacak. Yani çünkü ortada evet belki bir hata olabilir ya da suç teşkil eden bir unsur bulunmuş olabilir. Ama bunun siyasi yasak ve hapis cezası olması bence hiç doğru bir şey değil. Sonuçta milyonların sevdiği ve oyunu verdiği, inanarak, güvenerek oyunu verdiği bir şu anda siyasi bir isimden, bir liderden söz ediyoruz. Ben önümüzdeki günlerde hem bu yasağın kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Belki bu program yayınlanırken kalkmış da olabilir. Ya da işin içinde
Başka şeyler var bilmediğimiz, aklımızın ermediği diyelim. O yüzden daha bir güçlenerek çıkacak düşüncesindeyim ben İmamoğlu'nun. Zaten belki de öyle bir durum söz konusu idi. Diyorum ya hani belki öyle bir şey vardı, öyle planlar vardı. Hani zamanlama da bir enteresan. Siyaset biliyorsunuz kirli işler ya. Yani politika anlamında biliyorsunuzdur. Hani iki farklı tarafı var politikanın. Zor bir iş. Yani kapalı kapılar ardında neler döner, neler konuşulur bunları bilemeyiz. Ama gönlüm tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçıl, demokrat, aydın, bilimden, çağdaşlıktan, üretimden, emekten yana olan ve dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olması yönünde adımlar atan kişilerin yönetimde olması yönünde. Özellikle gençlerin hayallerinin elinden alınmasını asla ve asla istemiyorum. Bizim yani sonuçta evet biz de hala genciz ama bizden şu anda çok daha genç olan kardeşlerimiz var. Z kuşağı dediğimiz bir kuşak var örneğin. Baktığınız zaman bizimle onların dönemlerini kıyasladığımızda biz mesela araba alma hayali kurduğumuzda ikinci el bile olsa arabamızı alabiliyorduk. Ama şu anda bu kuşağın böyle bir hayali maalesef ki yok. Olsa da alacak durumu yok. Yani orta halli insan bile şu an hani arabasını değiştirmeye çekinirken, korkarken, düşünürken bir sonraki adımı bu gençlerin hayallerinin elinden alınmaması gerekir diye düşünüyorum. Bir de ben siyasilerin kavgacı ve sürekli agresif tavırlar içerisinde olmasını istemiyorum. Sokakta şiddete hayır diyoruz ama öncelikle mecliste şiddete hayır demeliyiz. Kim olursa olsun, hangi siyasi parti, hangi görüş, hangi ideoloji olursa olsun ben insanların kavgacı bir şekilde toplumun gözünde olmalarını istemiyorum. O yüzden de zaten akıl sağlığımı korumak adına en azından haberleri izlemiyorum. Her şeyden haberdarım. Yani çok şeyden haberdarım ya da öyle diyeyim. Ama birçok siyasinin yüzünü görmek istemiyorum. O kavgacı tutumlarından dolayı. Kavga etmeyin. Ilımlı olun, olumlu olun. Farklı görüşlerde olabilirsiniz ama tek bir coğrafyada yaşıyoruz ya. Hepimiz bu coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Atalarımız, dedelerimiz hepimiz bu topraklar için mücadele etmiş. O yüzden ben kim gelirse gelsin barışçıl yine söylüyorum. Herkesi birleştiren, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, herkesi kucaklayan ve bu ülkenin tüm üretim dinamiklerini hayata sokan lider istiyorum. CHP'den neden ayrıldınız? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadım ki. Devam ediyorum. Üyeliğim devam ediyor. Köy okullarını yaptığınızı işitmiştik. Epey bir bütçe gerekti diye biliyorum. Bu süreci nasıl ilerlettiniz? Ah, o zamanlar her şey daha kolaydı. Yani şimdi çok zor. Yani şimdi demirin kilosu olmuş ne kadar. Ben 24 yaşındaydım ilk köy okulunu yaptırdığımda. Hatta bir tane köy okulunu da sevgili Metin Uca ile, buradan ona da selam olsun, Metin Uca ile birlikte yaptırmıştık. Ankara'da Çubuk'ta bir hortum felaketi yaşanmıştı yıllar önce arkadaşlar. Orada yıkılan köy okulunu sevgili Metin'le birlikte inşa etmiştik. Düşünün bundan kaç yıl önce? 2004'ler. 16-17 sene olacak neredeyse. Cebimden çıkan para o zaman 10 bin liraydı. Şimdi 10 bin liraya okulun kapısını alamazsın. O yüzden o zamanlar tabii durumlar farklıydı. Hatta bir tane Best of Tuğba Özay adında bir katalog çıkarmıştım ben. Dünyada ilk ve tekti. Bir top modelin yapmış olduğu ilk fotoğraf albümü çalışmasıydı ve hatta içinde işte bir takım yazılar vardı. O yazılar da bana aitti. O kataloğun geliriyle de bir tanesini bir köy okulu yaptırmıştım. Geçtiğimiz sene de Rihanna yapmış öyle bir katalog. Dünya bizi takip ediyor. Ama dediğim gibi yani şu anda çok zor. Anca böyle büyük sponsorlar falan olması lazım. Biz de işte lokasyonlar belirlemeliyiz. El birliğiyle bir takım şeyler yapılabilir. Anca öyle ilerleyebiliriz. Söyleyin de herkese birer milyon dağıtsın ekonomist ablamız. Ay evet keşke. Hala viral oluyor ya. Şimdi yeni yılda yaklaştı. Her sene yılbaşına yaklaşırken bu videom viral oluyor. Herkese birer milyon dağıtırdım. Bence burada görülmesi gereken matematiksel kısım değil. Olayın edebi kısmı. Yani edebiyat. Yani ben orada aslında çok duygusal yaklaşmışım olaya.
şiirsel bakın biraz. Yani o benim iyi niyetim ya. Hani keşke öyle bir şey olsa. Bir de var ya artık ya yetişemiyoruz arkadaş. Eski para, yeni para. İnanın hala adapte olamayan arkadaşlar var yani. O eski paraya, yeni paraya. Bende de öyle bir karışıklık oldu. O yüzden herkese birer milyon dağıtmıştım. Ama olsun. Önemli olan niyet. Niyet güzel. Siz ne yapıyorsunuz büyük ikramiye size çıkarsa? İşte herkese birer milyon dağıtıyorum. Her işe de girilmez gibi abla. Mesela sen ve siyaset ne alaka? Aksine bence herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Özellikle önümüzdeki seçimlerde kadınları ve gençleri aktif siyasette görmek istiyorum. Lütfen korkmayın, cesur olun. Kendinizi geliştirin, araştırın, çok okuyun. Farklı ideolojileri okuyun. İlla ki yani partinin yolundan işte gideceğim diye düşünüp de hani hiçbir şeyini bilmeden, araştırmadan böyle bodoslama girmeyin. Hangi parti, hangi görüş olursa olsun. O yüzden bence herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Ben ne yapabilirim ki diye düşünmeyin. Gerçekten bazen bir insan dünyayı değiştirir ki bunun da örnekleri vardır. Her şeyden önce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bir lider ama binlerce milyonlarca insanı etkilemiş ve kendine inandırmış. O insanlarla halkıyla birlikte mücadele etmiş bir lider. Hayata böyle bakmak lazım. Benden ne olur ki veya ondan ne olur ki diye düşünmeden. Ben ayrıca şu çocukluğumdan beri de siyasetin içerisindeyim. Çünkü ailem zaten siyasetçi. Babam siyaset bilimci. Dedem keza aynı şekilde. Annem, babam hepsi siyasetin içerisinde olan insanlar ve ben çocukken bizim evimize ziyarete gelen insanlar ya belediye başkanlarıydı, ya milletvekilleriydi, ya işte herhangi bir siyasi bir isimdi. Böyle bir ailede yetişip de zaten hani uzak olmak mümkün değildi. Ama şunu unutmayın, içtiğimiz su bile siyasetin bir siyasetin ürünüdür. Aldığımız hava bile artık bir siyasetin ürünüdür. Giydiğimiz kıyafet bile bir siyasetin ürünüdür. Olaylara böyle bakın. Bunun derinliğini araştırdığınızda, anladığınızda daha cesaretleneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ya neden olmasın, ben neden girmeyeyim ki diyebilirsiniz. Dünya basınında da yer almış biri olarak Türkiye'deki magazin basınını nasıl görüyorsunuz? Sizi rahatsız ediyor mu magazin basınında yer almak? Yok, hiç rahatsız etmiyor. Yani çünkü magazin basını ve bizler etle tırnak gibiyiz. Hatta şöyle söyleyeyim, televoleli yılları bile özlüyorum diyebilirim. Magazin lazım. Magazin bence bir ülkenin bir anlamda subabı, bir anlamda freni. Yani insanlar kafalarını dağıtıyorlar. Aa, evet, belki bazısı kızarak, öfkelenerek izliyor. Bazısı gerçekten merak ettiğinden, bazısı gerçekten çok sevdiğinden. Ama magazin bir renktir ya. Magazin olması gerekir. Yani hep siyaset, hep siyaset düşün. Düşünsenize yani hep aynı insanlara hep böyle bir bağırış çağırış sıkmıyor mu yani bunlar sizi? Magazin de bir renktir ama doğru magazin, güzel magazin, hakkaniyetli magazin yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ama yalan yanlış haberlerin içerisinde olmaktan tabii ki hiç haz etmiyorum. Hiçbir zaman da mutlu etmedi bu beni. Ama şöyle de bir şey var yani ben çok belki de sindirmiş bir insanım. Ünlü olmayı da sindirmiş bir insanım. Yani neredeyse 30 yıldır Tuğba Özay yani ben sizlerle büyüdüm. Bir kuşak benimle büyüdü. Hatta belki iki kuşağa geçmiş olabiliriz şu an. Ama çocukluğumdan beri ünlü bir insanım ve hani hiç çok da umurumda değil yani ünlü olmuşum falan. Yani hiç öyle yaşamıyorum çünkü ben. Yani böyle evimde böyle kuş tüyü şeylerim, böyle otrişlerim, postişlerim, tüylü terliklerimle falan dolaşmıyorum. Yani ben de sizler gibi gayet sıradan, yanlış anlaşılmasın sıradan kelimem de. Hani gayet doğal diyeyim ya da. Gayet olduğu gibi. Hatta bazı zaman elinde vileda, elinde temizlik beziyle işte sağ solu temizleyen bir insanım yani. Severim de böyle şeyleri. O yüzden hani evet dışarıda star olabilirim ama o starlık da her zaman bana gelip dokunabiliyor insanlar. Yani çünkü benim insanlarla ilişkilerim çok iyidir. Bağım çok kuvvetlidir. Hiçbir zaman böyle burnu büyük bir tip olmadım. Her zaman mesela bazıları böyle fotoğraf çektirmeye bile tenezzül etmezler. Hayır yani bence çok güzel bir şey. Sevenlerimin etrafımda olması, onlardan güzel şeyler duyuyor olmak bence çok muazzam bir şey. O yüzden bunu sindirmek lazım. Önemli olan hani o şöhret giydiğim en ağır elbise. Bugüne dek giydiğim en ağır elbise. Taşıması da en zor elbise ama yıllardır güzel giydiğimi düşünüyorum. Güzel taşıdığımı düşünüyorum. Cezaevinde yattınız. O süreç nasıldı? Orada neler yaşadınız? Size yansıması nasıl oldu bu sürecin? Neler değiştirdi hayatınızda? Cezaevinde edindiğiniz arkadaşlar ile hala görüşüyor musunuz?
Son sorudan başlayayım. Cezaevinde edindiğim arkadaşlarımla maalesef ki görüşmüyorum. Bir kere ben yabancılar koğuşundaydım. Türklerle bir arada değildim. Ama tabii ki orası ayrı bir cumhuriyetti. Ve rahmetli Vehbi Dinçcan çok değerli bir gazetecidir. Vehbi abi şöyle bir yazı yazmıştı benle ilgili bir köşe yazısında. Dayan Tübiş diye başlıkta buydu. Unutma ki cezaevine girmeyen eşek, iki kere giren eşol eşek diye bir makalesi vardı. Girdiğim için üzüntüler duyuyor muyum? Ya tabii o dönemde çok büyük bir acıydı. Çok çok büyük bir travmaydı benim için ama bu dönemden o döneme baktığım zaman iyi ki de girmişim diyorum. Çünkü çok enteresan şeyler yaşadım ben orada. Bir de çok şükür yani yüz kızartıcı bir sebepten girmedim ben. Aslında neden girdiğimi de çok iyi biliyorum. Tabii üzerinden geçti artık 15 yıl ama o dönem yine çok sivri dilliydim ve orman yangınlarında çok konuştum. Bazı dönemin önemli isimleriyle çok münakaşamız oldu basın yoluyla. Aslında bir nevi beni cezalandırdılar. Ama ben oradan güçlenerek çıktığımı düşünüyorum. İlk zamanlar çok ağırdı yani travmatik durumlar tabii bunlar ama çok şükür çabuk toparladım. Gerek ailemin, gerek sevenlerimin ve gerekse kendi içsel gücümle, Tanrı'nın bana vermiş olduğu güçle evet bazı şeyleri iyi atlattım. Sağlam duvar yıkılmaz. Çok şükür. Olabilir. İnsanların hayatında inişler çıkışlar olabilir. Ben bunu sindirmiş bir insanım. Orada çok şey gördüm. Yani insanların acılarını birebir yaşadım, hissettim. Üçüncü sayfalardan izlediğimiz hikayeleri, gördüğümüz, okuduğumuz haberleri oradaki insanların birebir ağızlarından dinledim. Hayat yani hiç böyle bize bazı şeyler daha doğrusu bize sunulduğu, gösterildiği gibi olmuyor. Orada doğru olan şeylerin yanlış yansıldığını, yanlış olan şeylerin doğruymuş gibi yansıtılabildiğini de gördüm. Çok haksızlıklara uğrayan insanları dinledim. Hayatı çok sorguladığım bir yerde orası ve Bedel adında bir kitap yazarak çıktım oradan. Her gün günlük tutuyordum. Hatta arkadaşlar soruyordu yani günde 15-20 sayfa yazacak ne buluyorsun burada diye. Hayatı. Evet, hayatın kendisini yazıyordum orada. Bedel adında kitap çıkalı tabii artık 14 sene oldu. Okundu bitti bile. Yani tabii ki kimsenin özgürlüğünden mahrum kalmasını istemem. Kimsenin özgürlüğünden mahrum kalmasına sebep olacak bir zemin içerisinde de olmasını istemem. Özellikle hani kader mahkumu dediğimiz insanların durumu burada benim için çok daha ön planda, daha etkili. Ya da işte sadece savundukları düşünceden dolayı da dört duvar arasında olan insanlar var. Hapishaneyi bir anda söylediğiniz için duygusala bağladım. Mesela şu anda beni en çok etkileyen şeylerden biri yani hani gündem olduğu için söylüyorum. İran'da yaşanan olaylar yani İran'daki insanların mücadelesi, kadınların vermiş olduğu dirençli duruş ama orada da hapishanelerde şu an korkunç şeyler yaşanıyor. Yani hapishane evet gerçekten ayrı bir cumhuriyet. Dört duvar arasında neler olup bittiğini tahmin bile edemezsiniz. Öyle söyleyeyim. Ama şu da var, ben hayata biraz böyle pozitif bakmayı seven bir insan olduğum için belki de o dönem beni daha kötü, daha büyük şeylerden korudu. Öyle düşünüyorum. Survivor'da Pascal Numa Nihat'ı dövmeye gittiğinde Pascal'ı neden durdurdunuz? Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Senin hiç mi vicdanın sızlamıyor? Sen bana bu soruyu sorarak nasıl bir kere o yatağa, o yastığa başını koyacaksın? Pascal Numa ve Nihat Doğan döneminde ben yoktum. Evet, siz yoktunuz. Ya canım bu da sana kapalı olsun. Herkes diyor ki biz gerçekten tuvaletimizi oraya buraya yapıyorduk. Tuvaletimizi gerçekten ormanın içine. Ben inanmıyorum hiçbirinizin. Hele ki çok ünlü olan insanların tuvaletini gidip de ormana yaptığını düşünüyorum. Evet çünkü biz uzaylıyız. Değil mi? Ya ben o biraz... İkimizi atıyoruz. Diş fırçaladığınızı, hani diş fırçalama yokmuş ya mesela. Ya da tırnak kesme, bundan kesme. İlla ki vardır. Olabilir mi öyle bir şey? Aykut, sana yemin ederim tuvaletimi nereye yapıyordum biliyor musun? Herkesin yaptığı yere yapmam. Herkes ormana giderdi, evet. Ben, denize. Sence ben nereye giderdim? Denize mi? Denize küçük için evet. Orman değilse neresi olabilir ki? Kumsal. Kedi gibi üstünde kapatıyorsun, bitti.
Hangi üniversiteden mezunsunuz? Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümünü ikincilikle kazanmış bir insanım. Bölüm başkanımız da çok saygıdeğer büyüğüm, büyük üstad Müşfik Kenter'di. Ama ben dondurdum. Eğitimime maalesef devam etmedim. Yani ikincilikle kazan sen konservatuvar tiyatro bölümünü. Hem de Müşfik Kenter bölüm başkanı da olsun. Sonrasında git dondur. Birini tercih etmek zorunda kalsanız oyunculuk mu, şarkıcı mı, yoksa modellik mi, hangisini tercih ederdiniz? Oyunculukla şarkıcılık sıramı arasında gidip ya. Gelirdim ya. Oyunculuk. Oynadığım rollerde şarkı söylesem olur mu? Oyunculuk nasıl gidiyor? Aslında mankenlikten oyunculuğa geçenlere oyuncular bir zamanlar bayağı bir tepkiliydi. Siz o tepkiyle karşılaştınız mı? Ben de aslında tam tersi durum. Onu da hemen açığa kavuşturayım bilmeyenler için. 7 yaşında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi deneme sahnesinde tiyatroya başladım. 14 yaşına kadar devam etti. 16 yaşında da ilk olarak TRT'de Sonradan Görmeler dizisine başlamıştım. Ve orada bir yüzme öğretmeni canlandırıyordum. Sonrasında da 17 yaşında da Türkiye Güzeli ve Dünya İkinci Güzeli oldum. Yani aslında benim önceliğim oyunculuktu. Oyunculuktan ben modelliğe transfer oldum ama benim hayatımda hepsi bir devam etti. Yani oyunculuk, televizyon, programlar, defileler, modellik hepsi aynı anda ilerledi diyebilirim. Fakat örneğin yine Üstad Ferhan Şensoy. Bir zamanlar anımsar mısınız? A Takımı diye bir program vardı. Savaş Ay yine rahmetli Allah'ım. Herkes ölmüş. Savaş abinin A Takımı programında hemen her hafta ben de programdaydım. Savaş abi benimle program yapmayı çok seviyordu. Ve orada bu konu çok masaya yatırıldı. Defalarca işte tiyatrocular isyan ediyordu falan. Artık öyle şeyler kalmadı ya. Zaten olmaması gerekirdi bana göre. Çünkü insanın içindeki yetenektir önemli olan. Yani bunu hani hele şu anda Allah aşkına baksanıza yani sosyal medyada kimler inanılmaz yetenekler çıkıyor karşımıza. Yani hepsinin bir eğitimi var yok. Ben mesela böyle birkaç kişiyi takipte ediyorum. Çok başarılı bulduğum gençler var, fenomenler var. Kız olsun, erkek olsun. Ama tabii ki eğitim güzel bir şey. Yetenek olmazsa eğitim de fayda etmiyor. Ferhan abi örneğin bu konuyla ilgili o yıllarda hani çok sesini yükselten insanlardan biriydi. Ama Ferhan Şensoy tiyatrosunda ben rol almış bir insanım. Ve Ferhan abi benim rolümü birken 5'e çıkarttı. Yani 5 farklı skeçte bana rol vermişti. Tabii bunlar milattan önce yaşanan olaylar. Diyorum yani asıl olan yetenektir. Sizin yeteneğinizi geliştirmek alacağınız eğitimle doğru orantılıdır. Çalışacağınız isimler de tabii ki çok etkilidir. Çalıştığınız isimler. Ya ben ustalarımdan da tabii ki çok şey de öğrendim. Bu arada şu anda Berlin Devlet Tiyatrosu'nda öğretim görevlisi olan benim değerli üstadım Yılmaz Arıkan hocama da buradan selamlar, sevgiler olsun. Çünkü bende emeği çok. Mesela bilmezsiniz ilkokul 2. 3. sınıfta ben senaryolar yazmaya başlamıştım. Öğrenci arkadaşlarımı toplardım. İşte hepsine bir rol verirdim. Senaryoları da dağıtırdım ellerine. Okuldaki konser salonunu mesela yıkık döküktü. Onu yaptırtırdım ya da kendi arkadaşlarımızla birlikte hepsini yapar düzenlerdik. Ve öğretmenlerimize, işte velilere falan özel günlerde, işte öğretmenler günü olur, başka bir bayram vesaire bir şey olur. Gösteriler düzenlerdik ve bu işin başında da hep ben olurdum. Yani çocukluğumdan beri bu hayatın içindeyim. Kariyerinize nasıl devam edeceksiniz? Kariyerime nasıl devam edeceğim? Yani oyunculuk ve televizyon ve sahne yine hayatımda olacak. Daha bu gençlikte, bu dinçlikteyken daha uzun yıllar yapmak istediğim şeyler var. Ayrıca önümüzdeki ay yeni bir şarkım çıkıyor. Parayla ilgili. Satılık Yürekler adı. Şarkı sözlerimi ben yazıyorum. Yıllardır belki biliyorsunuzdur. Besteler de yapıyorum. Yine bu şekilde hani üretmeye devam etmek istiyorum. Yeni bir sinema filmimiz vizyona girdi. Elif Ana adında. Maraş olaylarını anlatan tamamen gerçek hikayesi olan bir film. Yakında yine başka filmlerimiz de vizyona girecek. Yani sinemayı çok seviyorum. Müziği çok seviyorum. Bunlar olsun istiyorum hayatımda. Aynı zamanda aktif siyasetin içerisinde de olmak istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde. Hani bilmiyorum belki bu sene, belki daha sonraki zamanda bilemiyorum ama bunu da neden istiyorum? Gerçekten dünyada boşuna var olmuş olmak istemiyorum. Yani ben bu dünyadan gitmeden doğa için, hayvanlar için, insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Ülkemi çok seviyorum, vatanımı çok seviyorum. Aşığıyım yani ben bu ülkenin her toprağının, her karışının aşığıyım. Ve gerçekten boş beleş yaşamak, boşuna bir oksijen israfında bulunmak istemiyorum. Yani dokunabildiğimiz kadar yüreğe dokunmalıyız
diye düşünüyorum. Örneğin ağaçlandırma yapıyorum şu anda. Manavgat'ta kendi yaşadığımız alanda çok ciddi rehabilite çalışmalarında bulunuyorum. Ve bunun öncülüğünü de kendim yapıyorum. Yani bu bile aslında bir şeyleri güzelleştirmek adına ya da bir şeylere, bir yerlere örnek olmak adına bir insanın yapmak istediği şeyler yani. Bunu da engellemeyin bence ya da bunu da falan diye böyle ağız burun bükmeyin yani. Siz ne yapıyorsunuz? Önce kendinizi sorgulayın. Onun dışında Tabiatın Kızı adı altında marka çıkardım. Zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Tamamen organik, 0.4 asit oranı. Yeniden Survivor'a katılma şansı olursa katılır mı? Ve teklif geldi mi size? Pişman mısınız Survivor'a katıldığınız için? Survivor'a katıldığım için hiç pişman değilim. Yeniden teklif gelse daha antrenmanlı bir şekilde çalışıp, yani daha sıkı çalışıp daha antrenmanlı giderdim. Ezer geçerdim, parçalardım. Topuklu ayakkabı ile 2 metre mi oluyor? Boyunun en son ne zaman ölçtünüz? Hayır, bu konuda ya. Kesinlikle boyu uzun arkadaşlar. Biz evet, gerçekten... boyum gerçekten uzun. Aldığınız cevabı. Hatta bir... size karşılaşınca ben konuşamadım bile. Ya. Ben neyi sordunuz? Aa, gerçekten uzun. Boyum 1.82. Topuklu ayakkabıyla herhalde işte bayağı bir kule gibi oluyorum da. Ama güzel bir şey. Uzun boylu olmak çok güzel bir şey. Hele bir de vücut proporsiyonun iyiyse yani gerçekten tadından yenmez. Neden boşandınız? Bir daha evlenmek ister misiniz? Çok fena soruya geldik. Neden boşandım? Ya iki ülke arasında yaşıyor olmaktan dolayı. Eski eşim istiyordu ki artık hani eve geldiği zaman eşi evde olsun. O birlikte hayatı biz bir türlü kuramadık. Yani biz evlendik ama biz yıllarca hep flört ettik. Evliyken de hep flört ettik. Biz bir yerde bir hayatı kurmayı maalesef ki beceremedik. Ama bir şey itiraf edeyim mi? İlk kez burada itiraf ediyorum. Örneğin annesi beni çok sever, ben de kendisini. Hala görüşürüm. Her sabah ve her akşam bana mesaj atar. Yani biz ayrıldık ama düşman değiliz. Zaten ben hani düşmanlık falan, kimseyle düşman olmamak lazım ya. Ben sevmiyorum öyle kötü enerjileri çekmeyi de sevmiyorum. Ama çok mutlu olmasını dilerim. İşte yani sadece bu sebepten ayrılığımız. Yani tekrar evlenmeyi düşünür müyüm? Hemen o soruya geçelim. Aslında bir sürü teklif alıyorum ya. Ya gerçekten. Gerçekten çok çok alıyorum yani. Çok evlilik teklifi geliyor da. İnsan ünlü olunca mı birçok şey yapıyor? Mesela oyuncu, mankenlik, şarkı söylemek gibi. Oysa ki benim tek mesleğim var. Çoklu iş yapmaya ise gram vaktim yok. Sistem bizler için gayet zor. Sizler için ise fırsat üzerine fırsat. Acaba ne iş yapıyor? Merak ettim. Bence Starbucks yazıyor. Yok, anlayabiliyorum ben o arkadaşı ama bizim sektörümüz, yani şov dünyası dediğimiz sektör, camia ya da neyse, çok kapıların açıldığı bir sektör. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyaya da bakın. Jennifer Lopez örnek. Jennifer Lopez sadece sahne mi alıyor? Hayır. Yani Jennifer Lopez'in ünlü olmasından sebep kurmuş olduğu markası var. İşte bunun içinde, o markanın içinde kozmetik var, ne bileyim giyim var, o var bu var. Aynı zamanda oyunculuk yapıyor, işte başka alanlarda faaliyet gösteriyor vesaire. Ben her zaman bu işe başladığım yıllardan itibaren hep şunu söyledim. Bizim işimiz sektörel bir iş. Yani farklı alanları da içinde barındırabilecek bir hayatın içindeyim ben. Dolayısıyla şanslıyım. Ama nedir? İşte oyunculuk birbiri aslında paralel. Sahne, defileler, podyum vesaire. Tabii ki burada güzellik, yakışıklı olmak, güzel olmak, bunların önemi var ama salt bunlarla işte ilerlemiyor. Yani o yetenek, demin de bahsettiğimiz gibi, o yeteneği geliştirmek. Yani sahne dünyası, şov dünyası böyle bir şey. Birçok kapının açılabildiği bir dünya, sahne dünyası. Ha, bunu değerlendirebilen var, değerlendiremeyen var. Farklı farklı alanlara girip sadece bir tarafta yetenekli olup ya da başarılı olup diğer taraflarda unutulup gidenler var. Yani bu biraz şans, biraz da kendi emeğinle doğru orantılı diye düşünüyorum. Bize bir şey itiraf edin. Videonun başlığı bu olsun. İlkokul birinci sınıfı okumadım mesela. Direkt ikinci sınıftan. Ciddi misin? Evet. Üstün zekalıydım. İlkokul birinci sınıfı okumadım. 6 yaşındaydım ve 6 yaşında direkt ilkokul 2. sınıftan başladım. Ama 4 yaşında okuma yazma öğrenmiştim. Kendi kendime. Ama tabii anne baba da eğitimci ya, hayatım zaten hep sınıflarda, okullarda geçiyordu. 4 yaşında okuma yazma öğrendim.
İlk şiirimi de hikaye kitabıma yazmıştım. Şiirin adı da hikaye kitabımdı zaten. Benim bir kitabım vardır, benim canımdır canım falan diye. İşte üstün zekalı gördükleri için 6 yaşında 2. sınıftan başlattılar beni. Ya çok tatlısınız, hiç bitmesin istiyorum vallahi. Hiç korktuğum gibi çıkmadı ya sorular. Ben daha sert bekliyordum ama adınıza yakışır şekilde oldu. Gerçekten inci gibisiniz. Sizi seviyorum, çok teşekkür ederim. Gerçekten vakit nasıl geçti hiç bilmiyorum. Çok eğlendim, çok güzeldi. Hepiniz çok tatlısınız bir kere. Enerjiniz harika. Sorular şahaneydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inci sözlüğe yakışır bir şekilde. İnci gibi oldu sorular. İyi ki varsınız sevgili tubistlerim. Sizleri çok seviyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Tuğba Ozay 10. 10 rakamla takip edin.